Porselen seçiminde tamamen hekimin ve aslında hekimin beraber üretimi sağladığı laboratuvarın ortak kararı yönünde bu konu ilerler. Farklı farklı porselen malzemeleri var ve bu porselenlerin farklı özellikleri var. Bazıları çok estetik. Estetik derken doğal yapıyı çok güzel taklit edebiliyor. Doğal yapıyı taklit ederken kastettiğimiz şey diş farklı katmanlardan oluşur doğal diş ve aldığı ışığı farklı bölgelerden farklı şekilde yansıtır. Bazı bölgelerde flora dediğimiz mesela ışıltılı bir yapısı vardır. Bazı bölgelerinde daha opak bir yapısı vardır. Mesela porselende bu tip özelliklere sahip olan porselenler var. Ama bunlar her zaman çok sağlam olmayabiliyor. Çünkü yapıları gereği bu tip bir yapıya sahip olduklarında içlerindeki partiküllerin yayılma şekli onların direncini azaltabiliyor. O zaman bunların altına özel bir destekleyici, sertleştirici malzemeler kullanılabiliyor. Bu bir metal olabilir. Bu bir gene metal grubundan ama diş renginde olan zirkonyum malzeme olabilir. Ama aslında malzemelerin yani porselenlerin hepsine baktığımız zaman hepsinin farklı farklı kullanım alanları var. Ön bölgede örneğin çok estetik yani o ışıltıyı verebileceğiniz bir görüntü ararken bir taraftan da alttaki diş önceden darbeler almışsa bir koyuluğu örtmek istiyor olabilirsiniz. O zaman seçeceğiniz malzemeyle hiçbir işlem görmemiş pırıl pırıl bir dişin önüne yapacağınız bir porselen lamina 0.3-0.4 milime kadar inceltebildiğimiz porselenler var. Tabii bambaşka olacaktır.